Merhaba arkadaşlar. Yanıt yayınları AYT deneme sınavı 5'in matematik sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz m sıfırdan büyük olmak üzere Mx-2M küçük 0, 3Mx artı art 6M büyük eşit 0, eşitlik sistemin çözüm kümesinde hangileri olabilir dedim Şimdi çözelim arkadaşlar eşitsizliği de. Mx küçük 2M M0'dan büyük olduğuna göre her tarafı M'ye bölersen eşitlik yönü değiştirmez. X küçük 2 Buradan da bakarsam 3Mx Büyük eşit eksi 6m. Her tarafı 3m'ye bölersem gene m pozitif olduğu için yöndeştirmez. x büyüktür. Büyük eşittir. Eksi 2. Yani benim aradığım sayılar eksi 2 kapalı 2 açık aralığı içinde. Eksi 2 2 arasında olacak. Eksi 3,4 olmaz. 2,6 olmaz. Ama eksi 1,25 bu aralıkta olacaktır. Dolayısıyla cevabımıza b seçeneği diyebiliriz. A ve B gerçek sayılar olmak üzere verilen eşitliklerden A artı B toplumu hangisi olamaz denilmiş. Direkt olarak arkadaşlar iki bilinmeyen denklem sistemi olarak düşünüp taraf tarafa toplarsanız B kareler gidecektir. 4 A kare 144 A kare 36 olacaktır. A kare 36 ise bakın A'yı bulmadan şurada 36 yazarsam B kare de arkadaşlar 1 olacaktır. Şimdi bu durumları sağlayan değerler A6 B1 olabilir. Buradan da toplam 7 olur. İkisi de eksi olabilir. Buradan da eksi 7 olabilir. Biri artı biri eksi olabilir. Buradan 5 Tam tersinden de eksi 5 olabilir. Yani eksi 7, 7, 5 ve eksi 5 olur. Fakat toplam 3 olmaz. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Açadık tablo mutlak değerli ifadeler ve karşılığında alabilecek en küçük sayı değerleri verilmiştir. Sıralamaların hangisi doğrudur? Arkadaşlar mutlak değerli bir ifadenin en küçük değeri 0'dır. Dolayısıyla x artı 5'in mutlak değeri en az 0 olur. x artı mutlak değeri en az 0 olur. 1 eklersen bu değer en az 1 olur. Yine x artı b'nin mutlak değeri 0 olur. 2 çıkartırsam bu değer de eksi 2 olur. Dolayısıyla küçükten bir sıralamamız c küçük a küçük b cevabımız Edirne diyebiliriz. x kare eksi ax artı 2 x artı b denklemin çözüm günüsü eksi 1'e 2'dir. Şimdi arkadaşlar b zaten kökler çarpımıdır. Denklemin x karenin katsayısı 1 olduğu için kökler çarpımından b'nin direkt eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Kökler toplamına bakarsak bakın burada şurayı bir düzenlersem eksi parantezinde a eksi 2 diyeyim. O zaman kökler toplamı da eksi b bölü a'dan a eksi 2 olacaktır. Bu köklerin toplamı 1 olduğu için a değerimiz de 3'tür. Şimdi ben bu değerleri niye buldum? Alttaki denklemin kökleri a ve b'ymiş. O denklemi de yine bu şekilde düzenlersek eksi parantezinde c artı 3 x artı d dedik. Bu denklemin kökleri de 3'e eksi 2'ymiş. Dolayısıyla arkadaşlar çarpımlarına eşit olacak olan d değeri eksi 6'dır toplamlarına eşit olacak C artı 3 de 1'dir. Dolayısıyla C'mizin de ne olacağını söyleyebiliriz? Eksi 2 olacağını söyleyebiliriz. C artı D toplamımız eksi 8 olmuş olur. Cevabımıza E seçeneği demiş olalım. Birim kareli koordinat düzleminde tanım kümesi eksi 6 altı, altı olan F fonksiyonun grafiği verilmiştir. Verilen grafiğe göre işte A, tane değer olduğu söylenip yine bir sıralama sorusu sorulmuş. Bir önceki sorudaki gibi. Fx büyüktür 3 eşitsizliğini sağlayan için bakalım. 1, 2, 3. Arkadaşlar 3 şurası. Bundan büyük olmasını sağlayan yani grafikte bu değerin üstünde kalmasını sağlayan tam sayılar neler? Şu değer var 1. Bu değer var 2. Şurada bakıyorum bir de bu değer var arkadaşlar. Bunu sağlayan A tane yani 3 tane tam sayı değeri var diyebiliriz. A'yı 3 bulduk. İkinciye baktık. Fx küçük 0 yani negatif olmasını sağlayan aşağıda olmasını sağlayan 1, 2, ondan sonra 3, 4, 5, B'nin de 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi bizi bir, en çok zorlayacak burada f bileşik fx eşittir 1. Bunu şöyle düşüneceğim. f fx 1 dedim. Şimdi fx'in 1 olduğu değerlere bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere şurada 0 iken 1'dir. Yani içerisi 0 iken 1 olur. Başka şu değer var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 iken olur. Bir de arkadaşlar şurada bakın 1 olduğu şöyle bir yer var. Şurası diyelim hani şu değerden biraz büyük. 1, 2, 3 küsür diyelim arkadaşlar. Şimdi o halde fx'in fx'in 0 olduğu fx'in 3 olduğu bir de fx'in 3 küsür olduğu yerlere bakalım. fx'in 0 fx'in 3 işte fx'in 3 küsür olduğu yerlere bakalım. Şimdi fx'in 0 olduğu zaten arkadaşlar x ekseni kes nokta bundan 2 tane var. fx'in 3 olduğu eksi 1, eksi 2, eksi 3 şuradan çizdiğimizde arkadaşlar e bundan da iki tane var. fx'in 3 küsür olduğu için 3 burası 4 burası. Bu arasından bir yerden çizsem arkadaşlar 1, 2, 3, 4 yerde keser. Bunun içinde 4 tane değer var. Totalde ne oldu? 8 tane oldu. Yani c değerimiz de 8. Küçükten Bir sıralama istenmiş arkadaşlar. a küçük, b küçük, c. Dolayısıyla cevabımız a seçeneği olmuş olur. Altın soruda bir işlem sorusu arkadaşlar. Paydaya dikkat ederseniz 5 üzeri, 5 üzeri 2 eksi m'den 3 tane var. Yani bunu şöyle yazdım. 3 üzeri m bölü 3 çarpı 5 üzeri 2 eksi m. 45. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 üzeri m. 45 çarpı 3, 135 çarpı 5 üzeri 2 eksi m. 135'i de 15 çarpı 9 yani 3 üzeri 2 çarpı hatta 3 üzeri 3 çarpı diyelim arkadaşlar. 27 çarpı 5 olarak ayıralım. 3 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 2 eksi M eşittir 3 üzeri M dedik. Aslında zaten buradan gözüküyor arkadaşlar. Bakın burası 5 üzeri 3 eksi M. Beşli terim yok. Buranın sıfır olması lazım. M'ye 3 diyebilirim. M'ye 3 dersem de 3 üzeri M eşittir 3 üzeri 3 oluyor. Dolayısıyla M değerimize 3 cevabımıza E demiş oluruz. 7. soru güzel bir e, dil sorusu. Dizilimin ilk terimi birmiş. Parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. A en büyüktür. En eşitsini sağlayan en, en enin alabileceği kaç değer vardır? Şimdi her part için ayrı bakacağım arkadaşlar. İlk başta şuna baktım. Bakın A1'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman A2 ne olur? En yerine 2 yazarsam 8 eksi A1'den 7 olur. A3 ne olur? 8 eksi A2 yani 7'den 1 olur. A4 de 8 eksi 1'den 7 olur. 1 7 1 7 gidiyor bu. Yazıyorum A5 1 olur. A6 7 olur. A7 1 olur. A8 7 olur. Şimdi diyor ki AN N'den büyük. Yani indisten büyük olacak. Burada eşit. indisten büyük. İndis daha büyük olmaz. Burada büyük. Olmaz. A6 7. Burada da oldu. Ee, şu şurada oldu. Burada olmaz. Burada da olmaz. Buradan 3 tane geldi. Şundan 3 tane geldi arkadaşlar bu şartı sağlayan. Şimdi ortaya bakıyorum. 9'dan itibaren. A9'a baktığımızda 11. Hindistan büyük olur. A10'a baktığımızda 10 eşit olmaz. Daha sonra da, da 11, 9 çıkartarak geleceğim için bakın toplamları hep 20 gelecek. 12, 13 buradan hiç gelmez. Buradan da bir tane var. Buradan da arkadaşlar 3 tane var. En kolay aslında sonuçlu n artı 30 bölü 2'ymiş. n 16'dan büyükken. Yani aslında a n dediğim şey n artı 30 bölü 2'nin n'den büyük olması. Her tarafı da 2 ile çarparsam n artı 30'un 2 n'den. Dolayısıyla 30'un enden büyük olması lazım. Kaçtan itibaren? 16'dan itibaren. Yani 16 dahil 17 29'a kadar arkadaşlar burada da 29 16 13 artı 1 14 tane değer var. 14 17 bir daha 18 tane değer var diyebiliriz. Sorumuzun cevabına C seçeneği demiş olalım. Sekizinci soru. MN 20'den küçük bir asal olmak üzere ABC kümeleri verilmiş. A kartezyen C, A kesim C özür dilerim kartezyen B kesim C'nin eleman sayısı 9 olduğuna göre. Şimdi A kesim C'yi görebildiğimiz kadarıyla yazalım arkadaşlar. Elimizdeki veriler ışığında kesinlikle 2 var. Ee, bir de 3 var. Kesinlikle. A kesim C'de bu A değil. A kesim C. Görebildiğimiz kadarıyla bunlar var. Bu tabii devam edebilir. B kesim C'ye de aynı mantıkla bakarsak 3 e, var arkadaşlar. Bir de 11 var. 3, 11. Şimdi eleman sayısı 9 nasıl olur? 3 çarpı 3 gibi düşündüm ben. 9'a 1 yani buradan olmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar zaten 5, 5 tane elemanlı kümeler. Bunun eleman sayısı 3, bunun eleman sayısı 3 olacak. Dolayısıyla şuraya bir tane gelecek, buraya bir tane gelecek. Şimdi ortak ne getirebiliriz? M ve N'ye değer verdiğimizde. Mesela ben dedim ki ya şimdi şuraya M'den, buraya N'den değer gelsin. Birine M'den, birine N'den. O zaman M'yi atıyorum mesela işte şey seçeceğim. Ee, şuradan A'dan olacak bir ders seçeceğim. Mesela baktım dedim ki ya M'yi 13 seçeyim. M'yi 13 seçtim. M'yi 13 seçersem şimdi B kartı izlenince e bu sefer ne gelir? 13'te gelir. Buradan 3 durum olur. O zaman şimdi N'yi de şuradan bir tane değer seçelim arkadaşlar. Ee, ne diyebiliriz mesela N'ye de? Ne oldu bu? 3, 11, 13 oldu. Şu. Ha buradan tabii şey de oldu. 13 dediğimizde A'da da var, B'de de var. İkisine de geldi? 3'e 3 oldu. O zaman Neyi? Bunlarda bulunmayan 20'den küçük bir asal Mesela 17 seçerim. 30'u yakalarım. Başka ne olur? Mesela bunlar şöyle olabilir arkadaşlar. Bu veya şöyle diyelim. 13, 17, 30 oldu. Başka ne diyebiliriz? Mesela gene şeyde ortak olacak şekilde 7 diyelim. Şey M'ye. 7 dersek ikisinde de var. Bu sefer 2, 3, 7. 3, 11, 7 olur. E bunu farklı bir şey seçeceğim. E gene 17 seçerim. de yakalarım bunlar oldu. Şimdi peki 18'i yakalayabilir miyim? Arkadaşlar 18'i 7 11 ile yakalayabilirim. Şimdi 11'i de ikisinde de olduğu için 11 yapamam. Zaten C'ye 11 elemanını vermem mümkün değil. Ee, başka 18'i asalların toplamı olarak işte 5 13 yapabilirim. Gene aynı mantık. Şurada uzak bu sefer bundan 5 13 gelecek. Buradan 4 eleman gelir. Dolayısıyla 18'in olması mümkün değildir. Sorumuzun cevabına D seçeneği 2 ve 3 demiş olalım. AB pozitif gerçek sayı olmak üzere bir eşitsizlik verilmiş. Buna göre verilen ifadeler hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar benim şurada bildiğim bir yerine soldaki eşitsizlik için logaritma 10 yazdım. Yani B artı 1'in kesinlikle 10'dan küçük olduğunu yani B'nin 9'dan küçük olduğunu biliyorum. E bir de logaritmanın içi 0'dan büyük yani B artı 1'in 0'dan büyük olduğunu biliyorum. Aynı mantıkla B'nin eksi 1'den büyük olması gerekir. İlk eşitsizliğimiz bu. Diğerine de baktım şimdi. Arkadaşlar burada 1'den büyük olması gerekiyor. Şimdi tabanla iç eşit olursa 1 olur. Tabana demek ki daha küçük tutacağım. Yani başka bir ifadeyle A artı birim 5'ten küçük. Yani A'nın 4'ten küçük olması lazım. Tabanın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. O zaman burada da eksi birden büyük olacak. Ve bir de birden farklı. Tabanın birden farklı olması demek A'nın arkadaşlar sıfırdan farklı olması demek diyebiliriz. Şimdi bakıyorum mesela A sondan başladım. A eksi B farkının en büyük tam sayı değeri 5'tir. E şimdi ben B'yi tam sayı olarak zaten ne alırım? 8 alırım. 8 alırım. E A'yı da ben buradan 1 falan alırım. Ben bunu 7 yaparım yani. A bu aralıkta. Ben bunu 1 alırım. İki tabanında 5 birden büyük. Buradan da B'yi de 8 alırım. 8 eksi 2 6 falan yaparım yani. Bu gitti. Bunun her zaman doğru olmadığını söyleyebiliriz. Üçüncü öncül için diyelim ki mesela B 8 olsun. A da işte ne olsun? 1 olsun. Buradan fark 7 oldu. Üçüncü öncül gitti. Şimdi ikinci öncüle baktığımızda arkadaşlar A çarp B'nin alabileceği 35 farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi ben burada eşitsizlik mantığıyla çarpımı baktım da en büyük değer buradan 9 çarpı 36 gelecek. Şunlardan işte x işte ne gelecek? Çapraz çarpında x 9, x 4 gelecek ama arkadaşlar bakın bunlar negatif değerler olamaz. Yani birisi logaritma içi, biri taban. Yani bir kere bunlar işte ne olacaktır? Ya yani en az 0 olur, 1 olur. Onu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla işte 36 da olamıyor. Bunlar hadi hadi diyelim 0 olsun. Hani A sıfırdan farklı hadi B'yi 0 yapalım, A'yı başka bir şey yapalım. Bu en azından 0 olur. Arkadaşlar buradan da 35 tane değer gelir. İkinci öncül doğrudur birinci öncüle baktığımızda ise A artı B toplamı alacağı 12 tam sayı değeri vardır. E ben bunları taraf tarafa toplarsam A artı B 13'ten küçük. Burada da eksi birden büyük. Tabii A'nın sıfır olamayacağını unutmayalım. A sıfır olamayacağı için arkadaşlar buradan da aradan 12 tane değer gelecektir. Birinci öncüle doğrudur. Sorumuzun cevabına C 1 ve 2 diyebiliriz. n bir doğal sayı olmak üzere verilen ifadenin açılımındaki kat aritmetik ortamı 0,25. Arkadaşlar katsayılar sayılar toplamı yani x yerine 1 yazacağım. 2 eksi 1 bölü 1'den 1 üzeri n. Yani 1 üzeri n'den 1'dir. Kat sayılar toplamı 1'dir. Aritmetik ortalama için terim sayısına böleceğim. Kaç tane terim var arkadaşlar? n artı 1 terim var. Yani diyorum ki 1 bölü n artı 1. 0,25 1 bölü 4. Uzatmayalım. n değerimiz buradan 3 arkadaşlar. Yani benim İfadem 2x küp eksi 1 bölü x karenin küpüymüş. Şimdi diyor ki hangi terim bulunmaz? ya Gelecek terimleri yazalım arkadaşlar. Kuvvetlere bakacağım zaten. Sadece binom katsayılarıyla ilgilenmiyoruz. Şimdi birincinin üçüncü kuvveti olur. x üzeri 9'lu terim gelir buradan. Buradan da işte bölü x kare gelir. Ya pardon özür dilerim. Birincinin üçüncü önce diğerinin sıfır olur zaten. Buradan x üzeri 9'lu gelir. Bunun iki olsa x üzeri 6 gelir. Bundan x üzeri 2'den x üzeri 4'lü gelir. Bu da var. x üzeri 9'u yakaladım. x üzeri 4'ü yakaladım. E, şu dedik 2 dedik 1 olsa bundan x küp gelir. Bundan 2'den x üzeri 4'ten ne gelir? x üzeri -1 gelir. Son olarak bunun 0 olur. Bunun 3 olur. x üzeri -6 gelir. -1 eksi 6, eksi x üzeri 6'lı terim terim gelemez. Zaten direkt x üzeri 9'dan x üzeri 4'e düşüyor bu arada kaldı azalan kuvvetler olduğu için. Oradan da söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. Aşağıdaki düzlemde tepe noktası RK olan ax² bx c parabol verilmiştir. Verilen ifadelerin sayısal değeri diğerlerinden hangisi kesinlikle küçüktür diyor. Şimdi ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Kollar yukarı. A sıfırdan büyük. C burası. Y ekseni kesin nokta. C sıfırdan küçük. Tepe noktası arkadaşlar. R pozitif. Bunu biliyorum. R sıfırdan büyük. Yani şu ifade sıfırdan büyük. Eksi B bölü 2A sıfırdan büyük. E, A pozitifti. Dolayısıyla eksi B'nin pozitif yani B'nin arkadaşlar sıfırdan küçük olması gerekir. Bunları bulduk. A pozitif. C negatif. B negatif. Şimdi ilk ifade arkadaşlar kesinlikle pozitiftir. B kare eksi 4 ac delta. iki farklı yerde kestiği için iki kökü var. Buna baktığımızda 3A eksi B, B negatif olduğu için arkadaşlar eksi B pozitiftir. 3A pozitiftir. Bu da pozitif. Güzel gidiyoruz. C negatif olduğu için aynı mantıkla bu da pozitif. Şimdi geldim buna. Hiç kullanmadığınız bir şey bakın. Eksi bir kök kullanmadınız. X'lerin eksi bir yazarsanız A eksi B artı C eşittir sıfırdır. Şimdi bu benim ne işime yarar? Karşı yatarsam A artı C'nin arkadaşlar B olduğunu bulurum. Bu ne işime yaradı? Şöyle oldu. Eksi A, eksi C, eksi B yerine de A artı C yazdım. Eksiyi dağıtırsam da buradan ya da şöyle diyelim şu eksiyi toparlarsam da eksi parantezinde A artı C, eksi A artı C. E bunlar da B'ydi. Bu ne oldu arkadaşlar? Eksi 2B oldu. Eksi 2B oldu. B negatifse bu da pozitif. Bunu da pozitif bulduk. E seçeneğine bakalım arkadaşlar. B artı C eksi A diyor. Şimdi gene şu ifadeyi kullanacağım. Buradan da e, ne diyelim arkadaşlar? Hangisini çekelim? Buradan. B, B eksi A'yı aslında oluşturabilirim. Şunları karşıya atarsam. Şunları karşıya atarsam. C dediğim şey arkadaşlar. B eksi A olur. O zaman burada B eksi A var. Yani bu şu B eksi C'dir. Bir de buradan C var. 2 C olur. E, C neydi? Negatifti. E seçeneği kesin negatiftir. Diğerleri pozitif olduğu için E seçeneği kesin küçüktür. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. X 3 ile 5 arasında bir tam sayı olmak üzere verilen ifadenin değeri pozitif tam sayı eşittir. Şimdi içerideki logaritmayı düzenledim. Bir yerine de 5 tabanında 5 yazdım. Toplama çarpmaya dönüştü. 2 tabanında 5 çarpı X. Logaritma 5 tabanında 5 çarpı X. X 3'ten de bölü 3 geldi. Arkadaşlar bu 2'nin kuvveti o. Olacak burası. Şimdi burasının 2'nin kuvveti olması demek ne demek? Şimdi bunun e, bir pozitif tam eşit olması demek. Şuranın bir 2'nin kuvveti olması demek. 2 üzeri n olması demek. E şimdi düşünelim arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 5x bölü 3'ün ne olması lazım? 2'nin kuvveti. Mesela diyorum ki 2. 2 desem 5x bölü 3 25 olur. E, x buradan 15 olur. Başka diyorum logaritma 5 tabanında 5x bölü 3 4 olsun. O zaman 5x bölü 3 5 üzeri 4'ten 625 olur. 5'e bölsem 125 3 ile çarpsam 375 olur. Zaten diğerinde hani 8 falan desem 5 üzeri 8 uu, aşar gider bu 500'ü geçer. Daha bakmaya gerek yok. 375 ile 15'in de toplamından 390 gelir. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. A kümesinin elemanlarını top, elemanları toplamı en olan alt kümelerinden eleman sayısı en fazla olanın eleman sayısı esen olarak tanımlanıyor. Bir örnek verilmiş. Eleman toplumu 6 olan alt kümeler bu. En fazla olanın 3 elemanlı olduğu için S6 3'tür diyor. Hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? Şimdi bunların en büyük değerlerini bulmak için arkadaşlar en fazla elemanın toplamı mesela nasıl bu olur? Yani bu S15 şu demek. Elemanları toplamı 15 olan alt kümelerden en fazla kaç elemanlısı olur? Yani bu eleman sayıları toplamı 15 olanın en çok kaç elemanı olur? Sayılar olabildiğince küçük alırsam arkadaşlar 1 2 3 4 5. Ne olur? Bu 5 eşit olur. 5 elemanlı olduğu için. Şimdi buna bakıyorum. 1 2 3 4 6. Bu da 5 olur. Aynı taktikle gidiyorum. 1 2 3 4 8. E bu da 5 olur. 20'de hala ümidim var. 1 2 3 4 10. Bu da 5 olur. Şimdi geldim 23'e. 1, 2, 3, 4'ü yapıştırdım. 10. Ne kaldı? 13. Tek eleman yok ki 13 yapabileceğim. Ha, en iyi ihtimal 6, 7 yaparım. Bunun da ne oldu? Değeri 6 oldu. Dolayısıyla farklı olan S23'tür. Cevabımıza E seçeneği demiş olalım. P küre önermeleri için bu bileşik doğru olduğu bilinmek Şimdi bunun 1 olması çok durum var arkadaşlar. P, Q, R. Bir kere R1 ise yırttık. Bu her şey olur. ya 1, 1, 0 0 1 0 0 1 r 1 olduğunda zaten v var işi çözer. Şimdi r 0 olursa ne olur? Bunun 1 olması lazım. Ancak ve ancak da, da 1 olması için ikisinin aynı olması gerekiyor. Ya böyledir, ya da böyledir. Diyor ki yalnızca ikisinin doğru olduğu. Şimdi hepsi doğru olmaz. İkisi yanlış olmaz. İkisi doğru, yalnız ikisi doğru. Yalnız ikisi doğru. Yalnız ikisi doğru. Hepsi yanlış. Kaç durum var? 1 2 3 4 5 6 durum var. Kaçında? istenen durum var. 3 tanesinde 3 bölü 6'dan olasılığımız 1 bölü 2 cevabımız D seçeneği olmuş olur. Geldik 15'in soruya çıkmış sorulan türetilmiş artık her kaynakta her denemede olan bir soru tarzı bir parçalı fonksiyonun arkadaşlar sürekli olmadığı yalnızca bir nokta var. Kritik noktaların ikisine de bakacağım. İki farklı M değeri bulacağız. Diyorum M birinden 5 gelecek. 5 de ikisini de sürekli o yapmayacak. O yüzden diyeceğiz ki 5 değil eksi 5 olsun gibi. Bakalım arkadaşlar eksi 1 için ve 4 için dedik şimdi. Eksi 1 de şuradan bakarsak 1 eksi 2 m olur soldan bakarsak. Sağdan bakarsak eksi 3 artı 2'den eksi 1 olur. Buradan 2 m'yi böyle attım 2 m'yi 1 olduk. Yani m 1 ise x eşittir eksi 1 de sürekli. 4 için bakalım. Buradan bakarsam 14 olur arkadaşlar. Diğer taraftan bakarsam 16 eksi 3 13 eksi m kare. O zaman m karenin ne olması lazım? 1. Yani m'nin 1 ya da m'nin eksi 1 olması lazım. Arkadaşlar m 1 olamaz. m 1 olursa çünkü 4'ü de sürekli yapar. Eksi 1 de sürekli yapar. m'nin eksi 1 olması lazım. Dolayısıyla f eksi 2'ye bakıyorum. Şimdi f eksi 2. Şunu kullanacağım. x'lerin eksi 2 yazarsam 2. m yerine de eksi 1 yazdım. Buradan da artı 2. Bu 4 geldi. Artı F1'e bakıyorum. Burası zaten 3 artı 2 5. Eksi dedim F5'e bakıyorum. F5'te şu en aşağıdaki parça. 5'in karesi 25. Eksi 1'in karesinden 1. Eksi 3. 23 geldi. 9 eksi 23'ten de arkadaşlar. Cevabımız eksi 14. Yani B seçeneği olmuş olur. 16. soru bu videomuzun son sorusu arkadaşlar. En yüksek dereceli terimin katsayısı 2. 2 olan iki nereden gerçek katsayısı Px artı 1 polinomun iki farklı kökü P1 ve P3'tür. Yani diyorum ki Px artı 1'i ben şöyle yazamaz mıyım? 2 çarpı x eksi P1 değeri x eksi P3 değeri. Şimdi ki Px polinomun katsayılar toplamı sıfırdan farklı. Yani ne demek? P1 farklı sıfır. Arkadaşlar P1 oluşturalım. Ben x yerine sıfır yazdım. P1 2 çarpı. Şimdi buradan ne gelecek? Eksi P1 gelecek. Buradan da eksi P3 gelecek. Art olacak. Çarpı P3. Şeyde hiç eksi de alalım Sıfırdan farklı olduğu için bunları böldüm. 1 eşittir 2 P3. Yani P3'ümüz 1 bölü 2. Çok güzel. P3'ü bulduk. Yani ifade biraz bir ortaya çıktı arkadaşlar. Yazıyorum Px artı 1 2 parantezinde x eksi P1 çarpı x eksi 1 bölü 2 p3'ü biliyorum. E şimdi bir de p3'ü biliyorum. P3'ü kullanmak için arkadaşlar bir değer daha yazalım. Şurayı p3 yapmak için x yerine 2 yazdım. O zaman ne oldu? P3 yani 1 bölü 2 eşittir. 2 çarpı 2 eksi p1 ne yazmıştım? x yerine 2 yazmıştım. 2 eksi 1 bölü 2'den 4, 3 bölü 2. Tamam. Şunlar gider. Bunu da buraya bölü olarak atarsam 1 bölü 6 eşittir. 2 eksi p1 P1 de arkadaşlar ne olur? Şöyle diyelim P1'de 2 eksi 1 bölü 6'dan 11 bölü 6. Tamam polinom ortaya çıktı biraz kötü de olsa sayılar. Px artı 1 polinom tabii. Hep alışmışız Px yazmaya. Px artı 1 eşittir 2 parantezinde. X eksi 11 bölü 6. X eksi 1 bölü 2. Şimdi buradan ne diyor? P2 değil. Arkadaşlar x yerine 1 yazarsak. P2 x yerine 1 yazdım. 2. Buradan 1 eksi 11 bölü 6'dan eksi 5 bölü 6 geldi. Buradan da 1 yazarsam 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 geldi. Şunlar da gitti. Cevabımız eksi 5 bölü 6. Yani B seçeneği olmuş olur. Böylelikle yanıt AYT 5'in matematik kısmının ilk 16 sorusunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.